Belediye Başkanı Murat İkiz'le bir aradayız. Murat Bey, hoş geldiniz programımıza. Efendim, ben hoş bulduk diyorum. Öncelikle bizi izleyen tüm izleyicilerimize, bizi konu evlerinde konuk eden tüm hemşirelerimize, izleyicilerimize iyi akşamlar diliyorum. Sağ olun, teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Geçmiş olsun diyelim size de. Evet. Öncelikle 30 Eylül akşamı metrekare 30 kilogram. Evet. Yağışla havza gündeme geldi. Evet. Sanıyorum onun üzerinde konut hasar evet. gördü, araçlar zarar gördü, iş yerleri zarar gördü. Sanıyorum 30 Eylül akşamıydı değil mi? Evet. Nasıl atlattık bu süreç, nasıl geçti? Evet efendim, ben öncelikle havzalı hemşirelerimize geçmiş olsun diyorum hepimize. Çünkü gerçekten belki son 40-50 yılın en büyük yağışını sadece bir bölgeye aldık. Sadece bir bölgede 3 mahallemizde özellikle Karşıyaka, Değirmenüstü ve Mendiye mahallelerimizde 3 mahallemizde özellikle çok büyük yağış aldı ve buradaki mahallelerimizdeki yollarımız işte görmüş olduğunuz gibi arabalı araçlarımız en az 10-15 tane evde zarar ziyan, en az 5-6 tane evde de 5-6 tane araçta da araç ziyanı olmuştur. Bu belki havzamızda, bu mahallelerimizde özellikle hiç olmazdı ama bu bölgede özellikle o akşam 30 Mart çarşamba akşamı tam bir hafta evvel bu yağış oldu. Ve metrekareye biraz evvel bahsetmiş olduğunuz gibi 30 kilogram yağış düştü. Ve bu sel zararlarını da ben buradan öncelikle Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Ziya Yılmaz ve ekibine çok çok teşekkür ediyorum. 3 gün 3 gece boyunca 24 saat çalışarak belki Havza Belediye'miz veyahut da kendi imkanlarımızla belki 33 günde yapamayacağımız işi Büyükşehir Belediyesi ekipleriyle 3 gün 3 gecede tamamen havzayı temizledik, attık. Gerçekten Büyükşehir Belediye ekipleri bu konuda tecrübe edinmişler. Salıpazarı Belediyesi'nde de başkanla evet, konuşurken o da aynı şeyi söyledi. Efendim, evet, tabii biz gerçekten Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri bir tecrübe edinmiş. İşte Atakum'daki selden, Terme'deki selden, Çarşamba, Salıpazarı sellerden bir ders çıkartmışlar ve güzel hazırlanmışlar. Ben buradan tekrar Büyükşehir Belediyesi ekiplerine, Havza Belediyesi ekiplerine, başta Yusuf Ziya Başkanım olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. 3 gün 3 gece gibi kısa bir sürede havzayı sel zararlarını temizleyip attılar. Belki biz Havza Belediyesi olarak, belki eskiden özel idare vardı, özel idare valilik olarak belki uğraşsaydık 33 günde belki bu işin içinden altından kalkamazdık ama bahsetmiş olduğum 3 gün 3 gece boyunca 24 saat çalışarak biz de 3 gün 3 gece boyunca gerçekten burada başta kaymakamımız olmak üzere ben ve ekiplerim 3 gün 3 gece uyumayarak 24 saatte havzayı temizledik, yaptık. Ben bu konuda başta kaymakamımız, valimiz, bakanımız, evet, Sayın Gençlik ve Spor Bakanımız Çağatay Kılıç havzaya geldi, selzedelerle ilgilendi, bizlerle ilgilendi. Başta bakanımız olmak üzere valimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, kaymakamımıza, milletvekillerimize ben çok çok teşekkür ediyorum. Başta Büyükşehir Belediyesi ekipleri olmak üzere Havza Belediyesi gerçekten tecrübe olduklarını burada gösterdiler ve buradan afet işlerinden geldiler. Ben onu söyleyecektim. Yani evet, buradaki evet. zararların temini konusunda bir çalışma yapıldı evet. mı? Evet efendim. Vatandaşların bu konuda çünkü soruları olacak. Bu arada evet. değerli izleyiciler, Murat İkiz'e sorularınızı canlı yayında 362-333-3354 numaralı telefondan iletebilirsiniz. Aynı zamanda sosyal medya hesaplarında arkadaşlar paylaşacaklar. Bu mecralardan da sorularınızı iletin lütfen. Merak evet. ediliyor efendim bu evet, konu. Zararlar efendim, nasıl telafi edilecek? Evet efendim, başta bakanımız Çağatay Kılıç, valimiz, kaymakamımız olmak üzere bütün Ankara'dan gelen ekipler, Samsun'a gelen afet işlerini, Çevre Bakanlığı, ve bütün ekipler havzaya geldiler. Zarar ziyan tespitlerini yaptılar. Evi zarar görenlere, eşyası zarar görenlere bütün zararları inşallah afet işleri tarafından karşılanacaklar. Sadece burada sıkıntı araçlarda dolayı oldu.
İnşallah sigortası olmayan, kasko sigortası olmayan araçlarımızda sıkıntılar var. Ama bunlar da inşallah afet işleriyle çözüm bularak kasko sigortası olmayan, afet sigortası olmayan araçlara da inşallah yardım edilecektir diyorum. Biz buradan tüm havzalı hemşirelerimizin zararlarının kuruşuna varıncaya kadar inşallah karşılanacağından emin olsunlar, bize güvensinler. Hiçbir zarar ziyanları devletimiz tarafından, bakanlığımız tarafından, afet işleri tarafından hepsi teker teker karşılanacaktır. Burada bizim en büyük tesellimiz can kaybı olmamasıdır. Bu büyük tesellidir. Hiçbir can kaybı olmamıştır. Mala gelenmiştir zarar. Mala gelen zararı bizde her zaman karşılanan önemli olan cana gelmemesiydi. Bu da konuda da cana gelmediği için de biz ayrıca dua ediyoruz. Gerçekten şu anda görmüş olduğunuz gibi aslında buralarda dereler yok, ırmaklar yok. Çünkü metrekareye 30 kilogram yağış düşmüş. Bu daha önce havzada yaşanmış bir olay mıydı efendim? Efendim tabii bu ölçekte bir şey yaşanmış daha mıydı? Önceleri özellikle Hacı Osman Deresi ve Tersakan Deresi havzalarına yağardı. 30 kilogram da olmuştur, belki 40 da olmuştur, 50 de olmuştur. Bu sefer böyle bir ama sadece bu sefer karşı mahallelere ve Ladik tarafına yağmıştır. Mesela işte Hacı Osman Deresi'nde, Tersakan'da hiçbir su yoktur, su gelmemiştir, sel gelmemiştir. Sadece belki yaşlılarımız da bahsetmiştir. Belki 40-50 sene, 100 senedir o karşı Mendiye Mahallesi, Karşıyaka Mahallesi ve Değirmenüstü Mahallesi'nde böyle bir yağış tepelere olmamıştır. Tepelere yağan yağmur tepeleri maalesef aşağıya toprağı, indirmiştir. İşte yukarıda bulunan rüsumları, evlerin içindeki, bahçelerdeki hatta araçları götürmüştür, Tersakan Irmağı'na doldurmuştur. Böyle bir sel belki 40-50 yıldır, 100 yıldır havzada, o bölgede. Daha önce Tersakan Irmağı taşmıştır, Hacı Osman Deresi taşmıştır. Ama bizim bu özellikle 3 mahallemizde böyle bir şey, böyle bir şey yaşanmamıştı. Peki, bundan bir, böyle bir bu, yani bu olaydan bir ders çıkartılmıştır tabii. Evet, ne gibi tedbirler alacaksınız? Buna benzer durumlar yaşandığı zaman bu hasarların, zararların olmaması için çalışmalar planladınız mı? Yapacak mısınız? Evet efendim, tabii Büyükşehir Belediye ekiplerimiz, SASKİ Genel Müdürümüz geldiler. Havza Belediyesi ekipleriyle birlikte bir tespit yapıldı. Nereye, hangi yolları nasıl yapabiliriz, hangi dereleri ıslah edebiliriz? Burada iki tane en önemli ıslah problemi çıktı. Bir, Çetin Haydari Caddesi'nin yanında bulunan dere ıslah edilecek. İki, Hacı Hamza Deresi dediğimiz dere ıslah edilecek. İki tane dere ıslahı yapılacak. Ama maalesef burada belki 40-50 tane sokağımız, caddemiz maalesef asfaltlar söküldü, parkeler, yollar söküldü. Buralarda da biz Havza Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi olarak yol çalışması yapacağız. Ama Büyükşehir Belediyesi ve SASKİ'nin tespit ettiği zarar ziyanlar da Çetin Haydari Caddesi'ndeki dereyle Hacı Hamza Deresi ıslahına karar verildi. İki derenin ıslahı yapılacak. Ondan sonra da biz hem Büyükşehir Belediyesi olarak hem Havza Belediyesi olarak inşallah bu 40-50 tane sokağımızda meydana gelen asfaltların kalkması, parkelerin sökülmesi şeklindeki zarar ziyanı da biz Havza Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi olarak inşallah gidereceksiniz. En kısa zamanda buraları gidereceğiz. Şu anda da hem Büyükşehir Belediyesi hem Havza Belediyesi olarak hemen ertesi gün 3 gün 3 gece temizliği yapıp bitirdik. Temizlikten sonra da buraların çalışmalarına başladık. Şu anda devam ediyor çalışmalarımız. Anladım. Peki efendim, yine havzayı ilgilendiren önemli bir haber. Tarımsal ürün işleme ve tarım makineleri ihtisas organize sanayi bölgesi. Evet efendim. İle ilgili bir süreç vardı. Yüklenici firma hatırlıyorum bir kazma vurmuştu. Çalışmalar yapıyordu ve havza içinde çok özellikle İstihdam açısından önem arz eden bir projeydi. Fakat Erkan Acar'ın bir açıklaması oldu. Ticaret ve Sanayi Odası. Bu firma yol, kanalizasyon, arkasından içme suyu, yağmur suyu, telekom altyapısı gibi çalışmalarla ilgili edimlerini yerine getiremediği için Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Bilim ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan azli istendi anladığım kadarıyla. İhalenin feshi istendi. Bu süreci anlatın efendim. Bu ne anlama geliyor? Neden böyle bir şey oldu? Bu çalışmalar organize sanayi bölgesinin bundan sonrasını nasıl etkileyecek? Evet efendim, tabii biz 5-6 yıldır organize sanayi çalışmalarına devam ediyoruz.
5-6 yıl önce imar planlarına başlandı. Planlar, projeler yapıldı. 5-6 yıldır maalesef bazı terslikler oldu. Hep tersliklerle, bazı siyasi nedenlerle 5-6 yıldır bir duraklama devrine girmişti organize sanayi. Evet. Fakat 30 Mart'tan sonra Bekdim Belediyesi kapanıp Havza Belediyesi'ne geçtikten sonra, yönetim ve Havza Belediyesi girdikten sonra organize sanayi çalışmalarında hızlı bir atak geliştirdik. Evet, süreç yaşandı. Süreç yaşandı 30 Mart'tan sonra özellikle. Hemen ihale sistemlerine geçildi. Hızlı bir çalışmayla Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'yla ilişkiler geliştirildi. Çünkü 5-6 yıldır daha önce Havza Belediyesi, Havza Organize Sanayi'nin Bekdim Belediyesi ile birlikte kurucu ortağı olmamıza rağmen yeni bir kanun değişikliğiyle Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nda ben buradan Bekdim eski belediye başkanımız Şengül Bey'e ben çok teşekkür ediyorum. İsmail Şengül başkanımızla birlikte biz 6-7 yıl evvel buranın ilk kuruculuğunu Cemal Yılmaz Demir Vekilimin öncülüğünde ilk kuruluşunu yaptık. 10 bin dönüm alanın tamamını biz organize sanayi ilan ettik. Bekdim Belediyesi olarak, Havza Belediyesi olarak. İlk 1000 dönümün de plan ve projelerini yaptırdık. Ta 6-7 yıl önceydi. Fakat bir kanun değişikliğiyle Havza Belediyesi yönetimden ve organize sanayiden ayrılmak zorunda kaldı. Yerine Bekdim Belediyesi girdi. Zaten Bekdim Belediyesi vardı. Havza Belediyesi, Bekdim Belediyesi kurucu ortaktı. Evet. Daha sonra özel idare girdi. 5-6 yıldır, 4-5 yıldır bir duraklama devri yaşandı. Havza Belediyesi organize sanayiden ayrıldıktan sonra. 30 Mart itibariyle Havza Belediyesi tekrar organize sanayinin yönetimine ve içine girdi. Girdi. Ortaklığa girdi. Ondan sonra bir hızlılık yaşandı. Tamam. Maalesef geçen yıl ihaleyi de yapıldı. Müteahhit firma geçen yıl başladı işlere. Altyapı çalışmalarına başladı. %20-25'e kadar geldi. Bu sene Mart-Nisan aylarına kadar çalıştı. Fakat ondan sonra firma ekonomik sıkıntılara girdi. Hmm. Maalesef firma ekonomik sıkıntılar nedeniyle işi yapamaz duruma geldi. Biz de şu anda yönetim kurulu başkanımız Kaymakam Bey başkanında toplanıyoruz her ay. Ticaret Odası Başkanı ve Havza Belediye Başkanı olarak ben yönetim kurulu üyeleri olarak her ay toplanıp bu valimiz başkanlığında kararlar alıyoruz. En son toplandığımızda da bu firmayla ilişkilerimizi feshettik, kestik. Artık o firmayla ilişkilerimiz kalmadı. İnşallah yeniden ihale sürecine girecek. Sanayi o firmada bir yıl boyunca galiba evet. İhalelerden uzak kalıyor. Artık o firmanın sorunları ama bizim önümüzdeki bir ay içerisinde inşallah Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızla görüşmelerimiz devam ediyor. En kısa zamanda yılbaşına kadar yeniden ihale olacak. Yeni firmalar, yeni müteahhit geldiğinde inşallah aslında bu yılbaşına kadar altyapıyı bu firma bitirmesi lazımdı. Bu yılbaşı evet. Bitecekti. Arsaların teslimine başlayacaktık ama maalesef uzadı. İnşallah yakın zamanda ihale olacak ve önümüzdeki yıl bir yıllık süre veriyoruz. Zaten bir yıl içerisinde de kanalizasyonu, yolları, altyapısı, elektriği, suyu geçtiğinde 60-70 tane burada parselimiz var. Bu parsellerin dağıtımına, tahsisine de altyapı çalışmaları bittikten sonra inşallah başlayacağız. Peki pahalı bir iş mi efendim bu? Yani ekonomik anlamda bu yüklenici firmanın bu işi yürütememesinin sebebi evet. Kendi ekonomik problemleri de olabilir ama bu işin kendisi de pahalı bir işmiş. Onun için soruyorum bu. Evet, olur da evet. İhaleye çıktığınız zaman yeniden bir yüklenici firma bulamaz iseniz bunu kamu evet. Kaynaklarıyla sizin ya da büyükşehirin ya da Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yapması, hazırlaması evet. Mümkün olabilir mi yani? Efendim tabii bura 13 trilyon küsürlü ihaleye çıktı artık ADV. Zaten buraya 15-20 tane firma ihaleye girdi o zaman da. Yani yeniden bir ihale açıldığında bir inşallah yine sorun olacağını zannetmiyorum. Çünkü firmalar giriyor. Bu konuda Türkiye'de birçok firmalar var. Bu işi yapan. Yarışıyorlar. Ama büyük bir iş tabii. 13 trilyon, 15 trilyonluk bir iş. Bunu Havza Belediyesi olarak veyahut da Ticaret Odası veya Kaymakamlık, Valilik, Özel İdare olarak bunu yapma imkanı yok. Hı. Firmalar var. İnşallah Sanayi ve Ticaret Bakanlığımız ihaleye çıkacak. En kısa zamanda yine birçok 15-20 tane en az firmanın ben yeniden ihaleye katılacağını düşünüyorum. Havzamızın, biz tabii birinci hedefimiz her konuşmalarında söylüyoruz. Birinci hedefimiz sağlık ve termal turizm ama ikinci en büyük hedefimiz bizim havza organize sanayi. Çünkü havzanın kurtuluşu.
göçün önlenmesi, işsizliğin önlenmesinin birinci ilacı, birinci hedefi havza, bekliğin organize sanayi. Ve hatta bizim bir 50 yıllık planlarımız var. İşte biz her zaman söylüyoruz, biz 2004 yılında göreve geldiğimizde geçen 50 yılda havzada neler olmuş, neler yapılmış, neler yapılmamış. Önümüzdeki 2050 yılına kadar, 1950'den 2000 yılına kadar biz inceleme yaptık, araştırma yaptık. Havzada neler olmuş, neler olmamış. 2000 yılından 2050 yılına kadar da havzada neler yapılacak, neler yapılması lazım. Biz bunun planlarını, projelerini yaptık, hazırladık. 2050 yılına kadar havzanın 50 yıllık plan projeleri yolu hazır. Bu yollardan biri de havza organize sanayi. İlk etapta 1000 dönümlük alanı planlayıp projelendirip burada 60-70 tane parseli verip inşallah 50-60 tane fabrikanın yükseldiğini göreceğiz. Ondan sonra da oradan sonra da 10.000 dönümlük alanı tamamı belki 40-50 yıl sonra burada havza gibi yeni bir havzada havza bekleyin bölgesinde belki 20.000 nüfuslu 50.000 nüfuslu bir havza kurulacak. Biz belki görürüz, belki görmeyiz. Çocuklarımız, torunlarımıza biz bırakacağımız en büyük miras havza merkezin haricinde havza bektiğinde yeni bir havza kurulması. Bu yolda da çalışmalarımız devam ediyor. Biz bu yolu açtık, temellerini attık. İnşallah bizden sonra da bu yol devam edecek. Devam edecektir. Peki şimdi yine bunun kadar önemli bir konu var havza için. Su kuyularınız var, sıcak su kuyularınız var. Evet. Bu bölgede de her fırsatta, her zaman zaten konuşuyoruz. Termal turizmi öne çıkarabilecek kaynağı sizin kadar sahip başka bir ilçede yok. Evet. Karadeniz bölgesinde de sadece sizin haricinizde evet. Uzun Göl'de vardır. Rize Ayder'de Rize Ayder, var. Özür dilerim, Rize Ayder'de evet. var. Şimdi yakın bir zamanda iki sondaj çalışmalarında evet. Bazı gelişmeler oldu. Oradaki çalışmaların içerisinde katıldınız. Bu yeni su kaynaklarının bulunacağı anlamına mı geldi efendim? Evet. Sanıyorum 250 metreye kadar evet. inildi. 300 ve 500'de aranıyor su. Bulunacak mı? Nedir efendim orada? Yeni bir şey evet. var mı? Sürpriz yani. Efendim tabii havzamız bilindiği gibi 2000 yıldır kaplıcalayla, sıcak suyla ünlü. Hı hı. 2000 yıldır havzada sıcak su var. Biz diyoruz 2000 yıl daha belki havzada veya dünyanın sonuna kadar havzada da sıcak su olacak. Hı hı. Bitmediği bir olay yok. Hı hı. Bazı vatandaşlarımız işte bu petrol gibi, doğalgaz gibi yarın biter diye bir endişe etmesinler. Biz her zaman söylüyoruz, yenilenebilir enerjin demek güneş, rüzgar ve jeotermal enerji. Bunlar dünya var olduğu müddetçe, kar ve yağmur yağdığı müddetçe havzada sıcak su olacak. 1986 yılına kadar havzada kendiliğinden çıkan 2.6-2.8 litre civarında su vardı. O zaman iki tane de kaplıca vardı. Bir vakıf kaplıcası, bir marif kaplıcası. İki tane kaplıca ve hamam vardı 1986 yılına kadar. Ama kendiliğinden cazibeyle çıkan su da 2.6 litre saniyeydi. Evet. 1986 yılında ilk defa bir meta tarafından kuyu açılıyor. 1986 yılında 40 litre saniye su çıkıyor. Kendiliğinden hem de çıkan. Evet. Ve bu su maalesef o günkü şartlarda 1986 yılında bütün sokaklara, caddelere veriliyor, boşuna akıtılıyor bu su. İşte o yıllarda 2 sene, 3 sene sokaklara, caddelere boşa akan sudan dolayı oradaki yer altındaki gazlar tükeniyor, bitiyor. 2-3 yıl sonra bu kuyunu bitiyor. Artık pompayla çekmeye başlıyorlar. 10 litreye düşüyor, 5 litreye düşüyor, 2 litreye düşüyor. Ve 1993 yılında bir kuyu daha açılıyor. Yine burada 15-20 litre saniye su çıkıyor. 1993 yılında açılan kuyuda. O kuyuda maalesef geçen yıl 2013 yılında 20 yıl sonra bu kuyunun da ömrü bitiyor. Çünkü her açılan kuyunun bir ömrü var. Jeotermalciler bunu iyi bilirler. 15-20 yılda gerek çapların daralması, gerek kireçlenmeden dolayı kuyuların daralıyor ve 15-20 sonra kuyunun ömrü bitiyor. Biz geldiğimizde 93 yılında açılan kuyuda 12-15 litre arası su çıkıyordu. 2004 yılında bir kuyu daha açtık burada. O zaman 15-16 litre civarında su çıktı o kuyu 2004 yılında açtığımız kuyudan. Toplam 10 litre 93'te atılan kuyudan,
15 litrede 2004'te açılan kuyudan çıktı. Toplam 25 litre saniye suyumuz vardı. 2004'ten 2013 yılına kadar. 2013 yılına geldiğimizde maalesef 93 yılında açılan kuyunun da ömrü bittiği için 2-3 litre, 15 litre suyumuz vardı. Geçen yıl 2014 yılında yeniden tekrar bir kuyu açtık. Ve bu kuyudan da şu anda yine 10-12 litre civarında suyumuz çıktı. Toplam 15 litre birinden, 12 litre birinden 25-27 litre saniye şu anda suyumuz var. Evet. İki tane kuyumuz çalışıyor. Bir 2004'te açılan kuyudan, bir 2014 yılında açılan kuyudan. Diğer 86'da açılan kuyular, 93'te açılan kuyular hepsi ömrü bitti, tükendi. Biz sadece 2004 ve 2014 yılında değil, daha buna paralel olarak 2007 yılında bir kuyu açtık. 1000 metreye kadar inmemize rağmen, işte 500 metre derinliğe inmemize rağmen 500 metre, 1 kilometre yukarıda bir kuyu açtık. Buradan su çıkmadı. O tarihi Kaplıcılar bölgesinden dışarıda. Ve yine daha sonra bir kuyu da açtık. Yine tarihi Kaplıcılar bölgesinin dışında. Yine orada da çıkmadı. Yani biz 10 yılda 4 tane kuyu açtık. İkisinden su çıktı, ikisinden çıkmadı. Jeotermalde de böyle bir şey var. Bu sene yine Yusuf Ziya Başkanımızın başkanlığında Samsun Jeotermal Termal Birlik olarak termal birlik kurduk. Daha doğrusu 30 Mart'tan sonra termal birlik kurduk. Buraya da Samsun Büyükşehir Belediyesi, Havza Belediyesi ve Ladik Belediyesi ortak olarak termal birlik kurduk. Ve şu anda 2 ay, 3 ay önce ihale yaptık ve buraya bir firma girdi. Özel idare dediğimiz, SASKİ dediğimiz Büyükşehir'e ait bölgede şu anda bir ay önce çalışmalara başladık. 200-250 metre civarında da kuyu sonda çalışmalarımız devam ediyor. Yine 500-600 metreye kadar ineceğiz. Hedefimiz inşallah yeni bir su kaynağı bulmak. Burada yine tarihi eski Kaplıcılar bölgesinden dışarıda bir bölge. Bakıyorsun. Çünkü bu bölgede biz şu andaki tarihi hamam ve Kaplıcıların olduğu bölgede 10 tane de kuyu açsak aynı suyu çekiyoruz. 20-25 litre civarında suyumuz var. Ha, bizim amacımız buranın dışında bir su bulmak. İnşallah o sondaj bölgesi dediğimiz bölgede sıcak su bulunursa yeni yatırımcılara da oradan su vereceğiz. Ha, onu konuşalım. Yeni yatırımcılarla ilgili konu önemli. Her fırsatta evet, bunu dile getiriyorsunuz. Biz de size aracı olmaya çalışıyoruz. Evet. Siz aynı zamanda Jeotermal Belediyeler Birlik Başkan Yardımcısınız uzun zamandan beri. Yurt dışındaki çalışmalara da katılıyorsunuz. Evet. Orada bir şey fark etmiştiniz. Özellikle jeotermal bölgelerdeki turizmin desteklenmesi için çok uygun koşullarla kredilerin kullandırıldığından bahsetmiştiniz. Evet. Üst Bey'le, Büyükşehir Belediye Başkanı ile bu konuyu konuşacaktınız. O soruyu yine soracağım, konuştunuz mu diye. Bir de şeyi merak ediyorum. Afyon, Karahisar ve Kızılcahamam gibi havzanın olabilmesi için şimdi 27 litreden bahsediyorsunuz ya bir günde ortalama. 25 litre civarında ortalama suyumuz var. Kızılcahamam'da ve Ayvacık'ta kaç litre suları var efendim günlük? Evet efendim, tabii bizim havzamızda maalesef Kızılcahamam gibi, Afyon gibi, Denizli gibi bol sularımız yok. Bugün Rize Ayder'de, işte Karadeniz'de zaten iki tane bölge var. Bir Rize Ayder bölgesi, bir Havza Rize bölgesi. Rize Ayder'de ne kadar var? Rize Ayder'de bizden de daha az zaten. Daha az. 5-10 litre civarında. Kızılcahamam'da belki bugün 100 litre saniye su var. Afyon'da 200-300 litre saniye su var. Denizli'de, Aydın'da, buralarda belki 300-500 litre saniye su var. Ve hatta Denizli, Kızıldere'de 205 santigrat derece su var. 1000 litre saniye su var. Burada elektrik üretiliyor. Aydın Germencik'te elektrik üretiliyor. Evet, 300-500-1000 metre saniye kub. Ama bunlar tabii elektrik üretmede ve ısıtmada kullanılan sular maalesef yerin altına reenjeksiyonla geri verilebiliyor. Ama bizde, Kaplıcalar'da bunu verme imkanı da yok. Ama bizim hedefimiz inşallah, şu anda 25 litre saniye suyumuz var. Aslında bu 25 litre saniye su belki 10 tane 5 yıldızlı otele yetecek sudur bu. Öyle mi? Bunun 10 tane çizelim. En az. Yani yatırımcı yani şunu söylemesin. Yani evet, su az.
Evet. Bizim yani oraya yatırım yapmamıza değmez diye bir şey yok. En az 10 tane belki 5 yıldız otele yetecek su var. Çünkü 2 litre, 3 litre saniye su bugün 5 yıldızlı, 900, 1000 yataklı bir otele yeter. 2-3 litre saniye. Anladım. Ama maalesef biz bugün hamamcılık yapıyoruz. Maalesef sıcak suyu hor kullanıyoruz. Ve hatta buradan bazı isim vermeyeyim. Bazı tesislerimiz sıcak suyu soğutup soğuk su olarak kullanan tesislerimiz de var. İnşallah bunları en kısa zamanda önleyeceğiz. Çünkü sıcak su bedava, soğuk su parayla. Bu artık yeni ihalelerimizi, yeni şeylerde sıcak suyu da parayla vermeyi düşünüyoruz. Bunu ve ben buradan tüm havzalı hemşehrilerimizle bir müjde vermek istiyorum. Ankara'daki bir firmayla görüşmelerimiz devam ediyor. Hatta şu anda yerini satın aldı. İnşallah 5 yıldızlı bir tatil köyünün de temelini önümüzdeki yıl atacağız. Şu anda yerini aldı. İsim de vermek istemiyorum. Yer ismi de vermek istemiyorum. Çünkü maalesef bazı sakıncaları oluyor. En kısa zamanda önümüzdeki yıl inşallah buraya 5 yıldızlı bir tatil köyünün temelini atacağız. Peki efendim. Ve yine Turizm Bakanlığı'na ait Kılavuz bölgesindeki 130 dönümlük alanda şu anda 130 dönümlük alanda Turizm Bakanlığı yeniden ihaleye çıktı. Tahsis ihalesine çıkacak ve burayı da inşallah firmalar gelip girer alır. Girmese de dahi Büyükşehir Belediyesi ile birlikte Havza Belediyesi ortaklığında belki 5 yıldız otel değil ama ormanın içinde bungalov evler, tarihi ve dokuya uygun ağaç evler şeklinde belki Büyükşehir Belediyesi ile Santap Başkanlığındaki zaten hedefimiz havzada turizm yatırımları, termal yatırımları geliştirmek. Bu konuda belki onunla birlikte belki işte orada da bir çalışmayı yapacağız diyorum. Peki efendim şimdi sokak röportajları var. Onları izleyeceğiz ama onun öncesinde bir canlı telefon yani telefon bağlantımız var. Alo. Alo. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar. Mahmut Kurtcan. Evet. Buyurun efendim. Havza Belediye Başkanı Murat İkiz canlı yayın konuğumuz. Ben Sayın Başkanımızı bir soru sormak istiyorum. Bunu havzalı olarak öğrenmek istiyorum. Buyurun. Havza'da 25 Mayıs Mahallesi'nde doğalgaz çalışmalarının çok ağır gittiği ve bu nedenle bu kışın doğalgazı yakabileceğiz mi, yakamayacağız mı? Kömür alalım mı, almayalım mı? Yetkili ağızdan bunu işitmek istiyoruz. Peki çünkü efendim. İhtiyacımız var. Biz kaloriferleri yaktığımız zaman havza çok kirli bir hava içine kalmakta. Onun için Sayın Başkan'dan rica ediyorum. Söylediği sözün çok muteber olacağına inanıyorum ve bu kış inşallah doğalgazı yapmak istiyoruz. Saygılar sunuyorum. Sağ olun, sağ olun Mahmut Bey. Teşekkür ediyorum efendim. Evet, Mahmut Bey, Marif Mahallesi'nde oturan bir 25 bakan. Mayıs. 25 Mayıs Mahallesi'nde doğalgazla kavuşacak mıyız? Kömür alalım mı, almayalım mı diye soruyor. Evet, efendim. Efendim tabii 3 yıldır doğalgaz çalışmalarımız devam ediyor. Şu anda %50-60'a geldik. Daha önce Mendühiye, Karşıyaka, Değirmençli mahallelerimiz 2 yıldır doğalgazı yakıyorlar. Bu sene de inşallah İcadiye Mahallesi, 25 Mayıs Mahallesi, Yeni Mahalle, Bahçelievler Mahallesi ve Kaplıcalar Bölgesi dediğimiz medrese ve imaret mahallelerimiz bu sene doğalgaza kavuşacak. Şu anda çalışmalarımız devam ediyor. 2 Mayıs sonu itibariyle inşallah 25 Mayıs mahallemize Mahmut Kurtça abimizin olduğu mahalleye doğalgazı bağlayacaklar. Kömür almalarına? Evet. Ekim sonu itibariyle o mahallelere doğalgaz bağlanacak. Bunun müjdesini veriyoruz. Zaten önümüzdeki yıl 2016 yılı sonuna kadar da havzanın tamamına doğalgazı firma bağlayıp vermek zorunda anlaşmamız. Protokol anlaşmamız da bu şekilde. Peki. Tabii doğalgaz çalışmaları biraz geç yürüyor maalesef. Tabii buradan doğalgaz firmamız bugüne kadar, bu seneye kadar %35'e kadar gelmiş, 30-35. Bu sene de %60'a kadar gelecek inşallah. Gelecek sene de havzanın %40'ını yapıp tamamını bitirecek. Tabii bu ekonomik büyüklükle ilgili, ekonomik meseleyle ilgili güçlü firma belki ama maalesef yatırımını, tabii 5 tane ilçesi varsa da havza değil, Vezirköprü, Ladik, işte Bafra'da olduğu için havzaya yatırımını bu kadar ayır ama bu sene o çarşı merkezi dediğimiz 25 Mayıs Mahallesi, İcadiye,
Bahçeli Evler, Yeni Mahalle, medrese Ekim'in sonuna kadar inşallah doğalgaz bağlanacaktır. Diyorum, doğalgaz çalışmalarımız da zaten tam gaz hızla devam ediyor yani. Şu anda. Peki değerli izleyiciler, şimdi sokağın sesini alalım. Havza'da ne durumdaymış? Dün Havza'daydık. Onları izleyelim, sonra başkanla kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ben buraları temiz ettiririm. Duvarı da yaptırırım Allah'ın izniyle. Tamam mı? Geçmiş olsun. Sıkma geçmiş sen. Geçmiş olsun. Otur. Önemli olan bununla kurtulmuş olmak. Tamam mı? Ha. Otur rahat rahat. Teyzemi de şey yapma. Yorma. Ha, ben şimdi adam yollarım birazdan oraya. Buraya hepsini temizlerler. Yukarıdan aşağı temizleyelim. Temizledik. Temizle hiç yapmayız. Tamam mı? Sizdeyiz, buyurun. Şimdi öncelikle havzamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Maalesef dün 18-40 dolaylarında gelen mevzi bir sağanak yağışla, ki metrekareye 25 kilogram gibi çok küçük oranda bir yağış düşmüş. İki ayrı yağış havzasına düşmüş bunlar. Daha sonra oradaki biriken bu yağmur suları dereleri ve yollarımızı kullanaraktan önüne kattığı her şeyle önce menfezlerin ağzını tıkamış, ardından da akışa geçerekten geçtiği yerlerdeki evlerin alt katlarının su basmasına neden olmuş. Öncelikle havzamıza dediğim gibi geçmiş olsun diyorum. En büyük tesellimiz burada en küçük bir can kaybı olmaması. Ufak tefek mal kayıpları var, bazı araçlar sürüklenmiş, bazı evlerimizin alt katlarına su basmış. İşte oturma düzenekleri, halıdır, mobilyadır, kanepedir, o tür şeyler ıslanmış vatandaşlarımızın. Biraz da çamur ve lığla dolmuş. Ben buraya geldiğimizde, dün akşam tabii ekipler hem Havza Belediye'miz hem de Samsun Büyükşehir Belediye'mizin ve hem de Saski Genel Müdürlüğümüzün üst düzey yetkilileri ve çalışma organları, elemanları derhal buraya intikal ettiler. Ben de bu sabahleyin buraya geldim, başkanımızın talimatıyla buraya geldiğimde Havza Kaymakamımızın burada olduğunu gördüm. İşte Havza İlçe Belediye Başkanımızın burada olduğunu, Saski ve Büyükşehir Belediye ekiplerinin hepsinin burada olduğunu gördüm. Çok büyük bir memnuniyetle çalışmalar izleniyor, takip ediliyor. Burada Saski Genel Müdürlüğümüzün ve Büyükşehir Belediye'mizin aşağı yukarı 25 tane aracı var. Aşağı yukarı 25'e yakın personeli var. Kanal açma makineleri, vidanjörler, süpürme araçları, greyderler, yükleyiciler, mini yükleyiciler gibi, otomobiller gibi itfaiye araçlarımızla birlikte buradayız. Ayrıca Havza Belediye'mizin araçları da burada. Traktör bekoları, kamyonları, greyderleri de burada. Yani olay tamamen devletimizin, buradaki hükümetimizin kontrolünde, herhangi bir aksama söz konusu değil. Sanıyorum bugün akşama kadar, olmadı yarın öğleye kadar bütün hayatı normale çevirme çabası içerisindeyiz. Şu anda gelen işçilerimizle birlikte, ekipman ve makine ekipmanla birlikte
lığ dolan, çamur dolan evlerin alt katlarını boşaltma çabalarımız var. Bir taraftan da yollarımızı trafiğe açma çabalarımız var. Evet, dediğim gibi 2-3 tane cadde ve sokakta sıkıntılar var. Tabii ki son yıllarda meteorolojik şartların değişmesiyle birlikte artık yağışlar çok mevzi ve ani oluyor. Ve bu da sellere neden oluyor. Burada ben... Kırabilseydin buradan akıp giderdi diyor. Giderdi de işte diğer kendimin değil, kiracıyım. Tamam, size bir şey olmaz diyor. Bu hallolur siz. Adam adam yok değil mi? Çekebiliyoruz mu? Çekmiyor zaten. Şu alttaki borulu. Ama tamam borulu. Bir bakayım mı? Ne oldu ne bitti? Bir zararınız ziyanınız var mı? Çok zararlı. 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 Çok orkestra duvar yıkılmış. Komşunuz? Evet. Onlar da yıkıldıktan sonra zaten asfalt kontrolü de var. Onlara da kalmış zaten. Allah aşkına. Çok yağmurdu yani. Bilmiyorum sizler evet, gördünüz mü bilmiyorum ama. Biz seneden aynı sürü oldu. Çok fazla yağdı, çok fazla yağdı. Yani Allah'a şükürler olsun can kaybı olmadı. Can kaybı yok. Elhamdülillah can kaybı yok yani. Biz orada oturuyorduk, evinde şurada oturuyorduk. Buralara kadar su yedik. Ben dedim, bildik oturacağız su dedim. Hadi çıkalım yukarıda. Yukarı çıksın. Eve çıktı. İyi yapmış olsun. Evet. Bizi arabaya götürdük, yine götürdük yani. İşte bir yer tutmuş işte. Şurada oturuyorduk biz de. Oradan doğru. Çok yoğun şey. Yolu söktü kaymakam. Ya yolda kaldığım olmadı. Şu güce baksana şu. Yolda asfalt almış gitmiş asfalt. Bunun altına giremez. Asfaltın bir yanı yok. Kaldırım yok. Fosfat bayağı gitmiş bak. Yeni dönüyor. Bunu nasıl buldunuz sanki? Nerede o barizi ya? Yarın sabah orada da söyledim. Arkadaşlar erken hemen buraya yolluyor. Arkadaşlar da burada. Onlarla beraber hep beraber gezerler. Kimin neyi kayboldu? Ne kadarını karşılayabiliriz? Devlet olarak ona bakarız biz. Tamam mı? Tamam. Ha, bilemiyorum tabii. Şu an için bir meblağ söyleyemem. Ama emin ol devlet bütün imkanlarını seferber eder. Tabii tabii. Bilir kişiler. Evet. Size de geçmiş olsun. Sağ ol, teşekkür ederim. Tamam. Malcanın yongası. Az bir şey anlayabiliyorum yani. Ama yine de şükredelim elhamdülillah canımıza bir şey geldi. Ya yaşlı teyzeye bir şey olsaydı. Değil mi? Allah korusun. Kaybolmaması çok. Ona bir şey olmasın da. Elhamdülillah yani. Ona da çocuk. Ve çok ufak çocuklara bir şey olsaydı yani. Evet. Bir yaşındaki de bir 100 yaşındaki de bir. Neyse. Hadi hayırlı akşamlar. Geçmiş olsun. Yok yok. O konuyla ilgili şu an kesinleşmiş bir bildiğimiz yok.
Önce geçmiş olsun diyorum. En büyük temennimiz can kaybı olmaması. Maddi hasarlarımız var. 5-6 tane araba hasarı var. 7-8 tane eve su bastı. Tabi altyapımız maalesef 3 mahallemizin altyapısı tamamen çöktü. Şu anda Büyükşehir Belediye'mizin ekipleri, Havza Belediye'mizin ekipleri çalışmalarına devam ediyor. Saski, Büyükşehir'in müdürlerimiz, Havza'nımızın müdürleri hepsi bu gece sabaha kadar çalışacaklar. Ama maalesef maddi hasarımız çok büyük. Su, kanalizasyon, telefon, elektrik, tüm altyapıları, özellikle 3 mahallenin altyapısı göçtü. Şu anda da görmüş olduğunuz gibi işte şu anda Atliye sokaktayız. Hacı Hamza Deresi dediğimiz derede maalesef büyük bir sel geldi. Çamurla birlikte hem Atliye'nin önü hem de ana yolu kapladı. Ben buradan inşallah bu maddi hasarlarımızı vatandaşlarımızın biz hem maddi hem de manevi olarak destekleyeceğiz. Zararlar karşılanacaktır. Buradan Sayın Bakanlarımıza, Milletvekillerimize, Valimize, Kaymakamımıza özellikle teşekkür ediyorum. Aramışlardır. Her türlü desteği de bize vermişlerdir. Bundan sonra da inşallah vereceklerdir. Ben tekrar Havza ve hemşehrilerimize geçmiş olsun diyorum. En büyük temennimiz can kaybı yoktur. Maddi hasarlarımız vardır. Altyapımız büyük hasar görmüştür. Ama bunları da en kısa zamanda inşallah giderdeceğiz, yerine getireceğiz. Ben bu çalışmalarımda... Evet sevgili başkan, doğal olarak Havza'nın gündemini sel oluşturdu. Evet. Bu değerlendirmeler oldu. Şimdi önemli bir haber verdiniz. Turizmcinin yer satın aldığı ile ilgili. Önümüzdeki sene içerisinde de bu çalışmanın hayata geçeceğinden bahsettiniz. Son birkaç dakikamız, kapatacağız programı. Değerlendirmelerinizi alalım, kapatalım. Evet efendim, ben tabii öncelikle sizlere Aks TV'ye çok teşekkür ediyorum. Bu hafta tabii Havzamız üzüntülüydük. Çünkü sel zararları gerçekten son yılların en büyük sel felaketini Havzalı olarak yaşadık. Vatandaşlarımıza tekrar geçmiş olsun diyoruz. Bu hafta inşallah bir daha böyle zararların gelmez diyoruz. Ben buradan bugüne kadar bize bir hafta boyunca geceli gündüzlü arayarak bizzat Havza'ya gelip destek veren başta Bakanımız Çağatay Kılıç, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Valimize, Kaymakamımıza, Büyükşehir çalışanlarına, Havza Belediyesi çalışanlara, herkese, tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. 3 gün 3 gece gibi kısa bir sürede Havza'nın bütün sokak ve caddelerini temizleyip şu anda teslim ettikleri. Bundan sonra da inşallah böyle felaketler Havza'da yaşanmaz diliyorum. Hep tüm izleyicilerimize, bizi izleyen tüm izleyicilerimize de iyi akşamlar diliyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun, teşekkür ediyoruz. Değerli izleyiciler, Havza Belediye Başkanı Murat İkiz konuğumuzdu. Kısa bir ara vereceğiz. Ardından Osman Öztekin Show sizlerle birlikte olacak. Önümüzdeki hafta Samsun'un nabzında Terme Belediye Başkanı Şenol Kul ve Ladik Belediye Başkanı Selim Özbalcı konuğumuz olacak. Bize ayırdığınız vakit için teşekkür ediyorum efendim. İnsan, gerçek bir insan olmayı başarabilme dileğiyle mutlu geceler diliyorum.